Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Amerikan askeri dış satışları organize eden FMS e yapılan son anlaşmaları kamuoyuyla paylaştı. Bu anlaşmalara göre Fransa Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 adet E-2D Advanced Hawkeye tipi erken uyarı uçağı alacak. Bu uçaklar için Fransa toplam 2 milyar dolar ödeyecek. Havadan ihbar kontrolün yanı sıra uçak gemilerine inip kalkabilen bu uçaklar Fransız donanmasında halen kullanılan E2C'lere de takviyede bulunacak. Şimdi bir tarafta 2 milyar dolarlık bir ödeme, bir taraftan da bakıyorsunuz 3 uçak yani uçak başına neredeyse 700 milyon dolara yakın bir ödeme. Bu uçakların özellikleri nedir? Hawkeye'ler neden bu kadar önemli? Gelin yani isterseniz videomuzda E2 serisinin yeni versiyonu, D versiyonu Advanced Hawkeye'ye birlikte inceleyelim. uçak gemileri kullanan ülkeler için aslında ileri üsler. Uçak gemileriyle denizlerde, okyanuslarda istediğiniz yere yani karadaki bir üssü taşıyorsunuz ve uçak gemileri üzerindeki uçaklarınızla, helikopterlerinizle operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Bu operasyonda da erken uyarı uçakları size doğru gelen düşman kuvvetlerini daha erkenden görmenizi, onları takip etmenizi sağlıyor. Erken uyarı uçakları bir taraftan da hem hava hedeflerini takip ediyor ve gelişmiş radar sistemleriyle bir taraftan da deniz üstü hedeflerini takip ederek bu bilgilerin erkenden bulunmasını, ulaşılmasını sağlıyor. Amerikan donanması için 1960 yılında bir erken uyarı uçağı konusunda çalışmalar başladı. Bunun için E-2 olarak adlandırılan çift motorlu ki bu motorlar turboprop motorlu gövde üzerinde radar anteni bulunan bir uçak tasarlandı. E-2A olarak adlandırılan ilk modelin Akma adı da Hawkeye oldu. Bu küçük uçak 2 pilot ve 3 operatörden oluşan 5 kişilik mürettebata sahipti ama en önemli özelliği Amerikan uçak gemileri üzerinden kalkış ve iniş kabiliyetinde yanında bulunduruyordu. Uçak 1964 yılında Amerikan donanmasında hizmete girildi. Ancak ilk üretilen E-2A'da bazı problemler tespit edildi. Bunların bu problemlerin başında Uçak içerisindeki sistemlerin çok fazla ısınması ve yangın tehlikesi söz konusu olmasıydı. Bununla ilgili büyük modifikasyonlar yapıldı. ASRS'in üretimi durduruldu Daha sonra E-2B uçakları üretilmeye başlandı. Zaman içerisinde yeni nesil radar sistemleri, gelişmiş aviyonik sistemler ve kokpitte yapılan değişiklikler, uçağın havada kalış süresini ve taşıdığı yükü arttırılacak daha güçlü motorlar derken uçağın E-2C ve arkasından da E2D modelleri geliştirildi. E2D modeline baktığımız zaman uçağın en önemli özelliklerinin başında çok güçlü motor sistemleri geliyor. Halen E2D'lerde T56A 427A motoru kullanılıyor. Bu motorların her biri de 5250 beygir gücünde. Uçağın kokpiti glass kokpit yani her iki pilotta ki bu pilotlardan biri sorumlu pilot uçağın komutanı diğeri de ikinci pilot biraz daha tecrübesiz tüm verileri glass cockpit olarak adlandırılan önlerindeki ekranlardan takip ediyorlar. Kokpitin hemen arkasında ise 3 operatörün görev yaptığı bir harekat merkezi bulunuyor. Bu operatörler radar verilerini takip ediyorlar. Radarın hava hedeflerini ve yer hedeflerini takip ederek değerlendirmesini gerçekleştiriyorlar. Gerekirse bunları uçak e, gemisindeki kurulmuş harekat merkezine e, telsiz veya uydu üzerinden verileri paylaşarak düşman uçaklarının deniz üstündeki gemilerinin yerlerini önceden belirterek bu bilgileri paylaşıyorlar. Uçağın en büyük silahı AN-APY-9 olarak adlandırılan radarı. Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen bu radarın birim maliyeti 43 milyon dolar. Gövde üzerindeki radar mekanik ve elektronik olarak 360 dereceyi tarayabiliyor. İstenirse bu radar 90 derecelik odaklanmalarla daha kısa kesitli alanları da kontrol etme ve takip etme yeteneğine sahip. Radarın menzili 300 deniz mili yani yaklaşık 550 kilometre. Lockheed Martin bu radar konusunda çok iddialı. Radarın 10 santimetreden 1 metreye kadar çok küçük hava araçlarını her türlü irtifada bulabileceğini ifade ediyor. Tabi 300 Deniz millik mesafe uçağın 24500 fit yani yaklaşık 8000 metrelik seyir uçuşu sırasında ulaşılıyor. Lockheed Martin an 9 radarıyla ilgili bir başka iddiası da. Bu radarın çok kuvvetli olması ve çok e, farklı frekanslarda çalışmasıyla birlikte stealth olarak adlandırılan radara görürlüğü çok düşük uçakları da tespit edebildiğini iddia ediyor. Bu radar neden yapıldı? Bu radarın ana görevi özellikle Çin tarafından geliştirilmiş stealth uçakların tespiti için devreye alındı. Ee, biliyorsunuz Çin denizinde Pasifik okyanusunda Amerika ve Çin arasında çok büyük bir rekabet var. Uçak gemileri konusunda da Çin çok büyük yatırımlar yapıyor. Üzerine farklı uçaklar konuyor. Ve bir taraftan da Çin'in geliştirdiği stealth uçaklar var. Amerikan donanması bu uçak gemilerinden havalanacak E-2D'lerle bu uçakları çok uzaktan tespit etmeyi hedefliyor. Bu uçağın bir başka özelliği de füze yönlendirmesi yapılabilmesi. Yani havada uçarken örneğin Amerikan donanmasının F-18'leri veya F-35C'leri geldi. Düşman uçağına Amram gibi füzeler attıkları zaman Advanced Hawkeye yani e 2 dler bu füzeyi yönlendirerek e, düşman uçağının vurulmasını da sağlamakta. Biz tabi E-2 uçaklarını anlattığımız zaman bu uçak Amerikan donanması için geliştirildi. Ancak küçük yapısı ve gerçekten üstün yetenekleriyle birçok ülke hava kuvvetinde de kullanılmaya başlandı. Bu ülke hava kuvvetleri arasında Mısır, Japonya, Singapur ve İsrail yer almakta. Hatta 1982'de İsrail'in Lübnan'a yaptığı operasyonlarda Bekaa Vadisi'ndeki 90 Suriye uçağının düşürülmesinde de A2 serisi uçaklar çok ciddi bir rol oynadı. İsrail ve Singapur uçaklarını emekli etti. Hatta İsrail uçaklarını Meksika'ya sattı. e 2 uçakları bir modifikasyondan bir değişimden geçirildi. Avionikleri daha üst seviyelere yükseltirdi. Halen Meksika bu uçakları özellikle uyuşturucu tacirlerini takip etmekte. Onların uçaklarını veya su üstündeki teknelerinin trafiklerini kontrol etmekte kullanıyor. Singapur ve İsrail E2'lerin yerine Gulfstream G550 işletinin üzerine yerleştirilmiş özel radarlara sahip erken uyarı uçaklarını kullanmakta. Gelelim uçağın teknik özelliklerine. Biraz önce de belirttiğim gibi E2D serisinin uçuş mürettebatı 3 kişiden oluşuyor. 3 kişi arkada radardan sorumlu ve ayrıca önde kokpitte de 2 pilot var. Yani toplam 5 kişilik bir mürettebata sahip. Uçak havada en fazla seyir hızı 650 km bölü saat. 26 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip, uçak 2708 km menzilli ve havada da 6 saat kalabiliyor. E-2D uçaklarının bir başka özelliği de havadan yakıt ikmali yapabilmesi. Uçağın burun tarafında bulunan özel noktadan, sepet olarak adlandırılan havadan ikmal için tanker uçağın bıraktığı sepeti E2D yakalıyor ve buradan yakıt ikmali yaparak çok daha uzun süre uçak e, havada kalmış görevini yapmış oluyor. Gelelim Fransız donanmasının E2D alımına. Fransa'nın ayrı bir yeri var Halkay uçakları için. Çünkü Fransa Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra uçak gemisinde bu uçakları kullanan tek ülke. Fransız uçak gemilerine baktığımız zaman bu uçak gemilerine katapult sistemi kullanılıyor. Katapult sistemi nedir? Basitçe anlatmak gerekirse bir sapan sistemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Uçağı durduran bir yapı sapanın ucuna koyuyorsunuz uçağı. Pilot frenlere basıyor. Uçağın itiş gücünü motorlarının maksimum çalışacak, en fazla güçte çalışacak şekilde çalıştırmaya başlıyor. Tabii jet savaş uçakları için afterburner devreye giriyor. Pervaneli uçaklar için maksimum güce ulaştırılıyor. Bu ulaşmanın arkasından uçak, uçağın e, gö güvertedeki pist olarak adlandırılan bölümden adeta mancınıkta fırlatılıyor. Uçak fırlatıldığı zaman yani güverteden ayrıldığı zaman minimum tutunma süratine ulaşmış oluyor ve arkasından da motorlara tam güç çalıştığı için uçak tırmanmasına görevine devam ediyor. Katapult sistemi kalkış için kullanılıyor. İnişte ise özel e, telle durdurma sistemleri var. Bunun için uçaklarda kancalar yer alıyor. Uçak neredeyse stol olarak adlandırılan çok düşük bir süratte yani havada minimum tutunma süratinin bir tık üzerinde yaklaşarak güverteye teker koyuyor ve gövdenin arkasında bulunan kanca güvertedeki gerilmiş tellere takılarak uçağın çok kısa süre içerisinde durmasını sağlıyor. Durulması için de pilotlar fren sistemlerini devreye koymanın yanı sıra reverse olarak adlandıran pervaneli uçaklarda motor reverse'ün pervanenin ters yöne çalıştırılarak motor frenlemesi de yapıyorlar ve böylelikle uçaklar çok kısa sürede uçak gemisinin üzerinde durmuş oluyorlar. Bu durmayla birlikte e, uçak tekrar e, ikmal olarak ikmali yapılıyor, bakımları yapılıyor, ekip değiştiriliyor gerekirse ve acil durumlarda E2 tekrar katapult sistemleriyle kaldırılarak görevine devam edebiliyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bu katapult sistemi Amerikan donanması için çok hayati bir sistem. Benzer bir sistem Fransa'ya verilmiş durumda. Örneğin Fransa'nın Rafale savaş uçakları bu sistemleri katapult kullanarak gemilerden kalkıyorlar ve kanca sistemiyle inişlerini gerçekleştiriyorlar. E-2'ler de benzer özellikleriyle operasyon yapıyorlar. E-2'lerin bir de biraz Türkiye için bir ihale macerası var. Onu da belirtmemde fayda var. Daha önceden E-7T uçakları biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri'nin barış kartalı uçakları ana vurucu gücünü havadaki gözlerimizi oluşturuyor. Bu ihale açıldığı zaman da ihaleye Northrop Grumman E-2 uçaklarıyla girmişti. E-2 uçakları da daha sonra tabii ki e, yeterli bulunmamıştı Türk Hava Kuvvetleri tarafından. Ve finale E-7 Boeing tarafından 737 gövdesiyle geliştirilmiş E-7 kalmıştı. Türkiye'de E-7'leri seçmişti. Size hazırladığım bu videoda Fransa'nın her birine yaklaşık nereden baksanız 700 milyon dolar ödeyerek satın aldığı e2D Advanced Hawkeye uçaklarını tanıtmaya çalıştım. Bu uçaklar Peydar Pey e, Fransız donanmasına 2026'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Dediğim gibi Amerikan donanmasının da ana e, uçak gemisi konuşlu erken uyarı uçakları olarak yer almakta. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Lütfen bize sorularınızı yorum yazarak veya info@tolgozbek.com mail adresine yollayarak atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.